Vatan Partisi. Hizadan çıktı. Bakın bu çok önemli. Türk ordusu hizadan çıktı. Neden hizadan çıktı Amerika'dan baktığımız zaman? Türk ordusu Amerika'nın gelip Irak'ı bölüp kuzeyinde o 2. İsrail Devleti'ni kurmasından sonra o konuda kaygılandı ve dikkatleri oraya yöneldi ve ona karşı bir takım tavırlar almaya başladı. Hatta Barzani ile birlikte, Irak hükümeti ile birlikte bazı uygulamalar yaptı. Türk ordusu sınırı geçerek çelik harekatı vesaire uyguladı. Tabii bunların hepsi 100 bin kişiyle girdiler, tabii, sonra geri çekildiler. Amerika'yı çok rahatsız eden harekatlardı. Çünkü Amerika'nın egemenlik alanına girdi Türk ordusu. Ve o süreç açılıma kadar geldi. Hatta şunu söyleyelim. 2000'lerin başında Türk ordusu PKK'yı hemen hemen bitirdi. Yani AKP sıfır teslim aldı zaten. Yani, yılda iki şehit verilen, PKK'nın artık eylem yapamadığı ve Türkiye'yi de 2003-2004 yıllarında PKK'nın kuvvetleri büyük ölçüde terk edip gitti, kaçtı. Fakat ondan sonra bir Amerika'nın patronluğunda bir açılım başladı. Yani Amerika tepede, Tayyip Erdoğan Amerika'nın yönetiminde ve işte Tayyip Erdoğan'la da PKK ortaklığı, efendim açılım yapacağız, silahlar duvara asılacak, barış gelecek, cenaze gelmeyecek şeklinde milleti aldattılar. O zaman da söyledik. Dedik ki bu bir mola dönemidir. Daha kanlı bir sürece başlanmıştır. Ve bu PKK'yı yasallaştırma, meclisin ortasına oturtma, PKK'yı Güneydoğu bölgesinde efendim belediyeler, yerel yönetimler aracılığıyla hükümetçik haline getirme, bir nevi orada PKK hükümetçikleri kurma, bu amaçla başlayan bir açılım. Ve hakikaten açılım, sonuç itibariyle bir bilanço yaptığımız zaman, 2015 yılına geldiğimiz zaman, sonuç itibariyle bölücü bir terör örgütü, silahlı bir örgüt, Türkiye'de hem bir siyasi kuvvet oluşturdu, hem halk üzerinde bir denetim kurdu, haraç topluyor, bilmem, vergi alıyor, efendim silahlı kuvvetler dolaştırıyor, mahkeme kuruyor vesaire. Ve ama buna ek çok daha önemli bir olay geldi arkasından. Bizim güneyimizde Barzanistan dediğimiz Irak'ın kuzeyinden Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bir Amerika-İsrail koridoru kurulmaya başladı. Kürt koridoru dedi Amerikalılar buna ama bunun Kürt'le falan ilgisi yok. Doğrudan doğruya Amerikan uçakları, Amerikan desteği, Amerika'nın Suriye'ye saldırısı. Yani Suriye'yi Amerika sözüm ona bir Kürdistan için bölüyor. Zaten Irak'ı o sözüm ona Kürdistan için böldü. O Irak'ın parçasıyla Suriye'nin kuzeyindeki parçayı birleştirdiğiniz zaman bu nedir? Diyarbakır'ın altında zelzele olması demektir. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu da gördü. Bunu zaten açıklıyordu. Bunu tabii en başta bizim partimiz gördü. Bizler gördük. O Kürt koridoru dedikleri Amerika-İsrail koridorunun Türkiye'yi bölme sürecinde çok önemli bir hamle olduğunu, bunun arkasında Amerika ve İsrail olduğunu ortaya koyduk. İşte hepsi bunlar biriktiği zaman bir de en son bardağı taşıran damlalar, Suruç'taki olay, arkasından iki polisimizin başlarına silah sıkılarak şehit edilmesi vesaire, bunlar toplandığı zaman artık Türkiye ya kendisini koruyacak ya da teslim olacak. Yani şimdi bakın Amerika iki ayakla yürüyor. Bir ayak PKK'yı meclise koyuyor. Türkiye'yi demokratik yoldan, tırnak içinde demokratik, bölüyor. Demokratik yoldan bölüyor. İkinci ayak silahlı ayak. Yani aynı zamanda Türkiye'nin güneyinde, o Suriye'nin kuzeyinde de silahla bir koridor açıyor. Ve bakın Amerika o kadar burada dürüst, açık, her şeyi apaçık söylüyor. Diyor ki koskoca Obama orada diyor PYD, PKK'nın işte güçleri, bizim kara gücümüz diyor. Kara gücümüz diyor. Ve biz de uçaklarımızla onları koruyoruz diyor. Hakikaten bütün yaşanan olay da o. Şimdi bunların hepsini topladığınız zaman ya Türkiye buna bir tepki gösterecek veya sürece teslim olacak ve Türkiye parçalanacak da demiyorum. Türkiye'nin parçalanmasını bazıları bir çözüm olarak da görüyor. Bu bir iç kargaşalıklar, iç çatışmalar, kanlı olayların başlangıcıydı ve zaten o olaylar da kopmaya başladı. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri de efendim bütün bunları böyle
gülerek seyredecek bir tarihe, birikime, eğitime ve komuta kademesine sahip değil. Tabii o, yani, onu, yani o vatan için hiçbir zaman emperyalizmin aleti olmamış bir Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihinde işte Kore'ye bir Tugay yollanmış falan, onların çok hiçbir kıymeti yok. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri bir kuvvet olarak tarihte hiçbir zaman başka bir devlet tarafından kullanılmış bir kuvvet değil. Yani başı dik imparatorluklar geleneği olan, Atatürk Cumhuriyet geleneği olan bir silahlı kuvvet. Onun tabii bu milletle bağları var, sorumlulukları var. Olan olay budur. Bu sorumlulukların, o bağların artık kaçınılmaz olarak ortaya çıkmasıdır. Vatan Partisi